Bir bakalım bize Lavinia 853 eksi 283 işlemini nasıl yapacağını bilmiyor demişler. Lavinia'ya 853 eksi 283'e eşit olan bir ifade seçerek yardımcı olmamız gerekiyor imiş. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Seçeneklere şöyle bir göz atacak olursak hepsinin 853 ile başladığını görebiliriz. İlk seçenekte 853'ten önce 200 çıkarmışlar ve burada da 200'lü bir şeyi gördüğümüz için bu son derece mantıklı. Sonra 50 ve bir de 3 çıkarmışlar. 200 ve 3 çıkarmak son derece yerinde işlemler. Neden diyecek olursanız 853 eksi 283'ü 853 eksi 200 eksi 80 çünkü burada 8 8 tane onluk var ve bir de eksi 3 olarak düşünebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bu seçenekte yazanla az önce söylediğim aynı şey değil. Çünkü 80 yerine 50 yazmışlar. Bu seçenekte ise 853 eksi 20 eksi 800 ve eksi 3 var. Bu son derece garip çünkü elimizde 2 tane onluk değil, 2 tane yüzlük var. Bu seçeneği de hemen eliyorum. Bu durumda son seçeneğin doğru olması lazım ama gelin doğru olup olmadığından iyice emin olalım. 853 eksi 200 eksi 53 eksi 30. Mantıklı mı? Biraz düşünelim. Önce 200 çıkarmışlar. 200 bir bakalım İşte burada. Sonra 53 ve ve sonra da 30. Bu 83 çıkarmakla aynı şey değil mi? Yani eksi 53 eksi 30 zaten eksi 83 eder. Bunu neden bu şekilde yaptıklarını da düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle açıklayayım. Bu çıkarma işlemini eğer aklınızdan yapmaya çalışıyorsanız 853'ten 200 çıkardıktan sonra geriye 653 kalır. Ve 653'ten 83 çıkarmak yerine önce 53 sonra da 30 çıkarırsanız işlemi aklınızdan yapmak çok ama çok daha kolay olur. 653'ten 53 çıkarsa 600 kalır ve 600'den 30 çıkınca da 660 tane onluğa eşit. Bundan 3 tane onluk çıkınca geriye 57 tane onluk kalır yani 570 olur. Evet, 83'ü bu şekilde yazmış olmalarının arkasında yatan mantığı şimdi anladınız değil mi? 83'ü 80 ve 3 olarak parçalamak yerine 53 ve 30 olarak parçalamışlar çünkü bu şekilde 653 ile işlem yapmak çok daha kolay. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu soruda ise boşluğa ne geleceğini bulmamızı istiyorlar. Bize 143 eksi 79 ile boşluk eksi 80 işlemlerinin sonuçları aynıdır demişler. Hemen videoyu durdurun ve boşluğa ne geleceğini bulmaya çalışın. Şimdi burada önemli olan bu iki işlemin sonucu aynı olduğuna göre işlemlere aynı sayıyı ekleyip çıkardığımızda sonucun değişmeyeceğini aklımızdan çıkarmamak. Evet 79 ile 80'i düşünecek olursak 79 80'den 1 eksiktir. Yani bunun 80 olması için buna 1 eklememiz gerekir öyle değil mi? Ve bu durumda eğer farkın aynı kalmasını istiyorsak ki istiyoruz buna da 1 eklememiz yeterli olur. 143'e 1 eklersek 144 elde ederiz. Evet. Evet, bu sayıların ikisine de bir eklediğimizde fark yine aynı kalır. İşte bu kadar.